Hilafetle ilgili bana niye soruyorsunuz? Kimse bana sormasın. Hazreti Peygamber'in beyanı var. Mustafa Kemal ve ekibi hilafeti kaldırdı. Yalan söyleme ulan. Allah'tan kork. Senin vicdanın yok mu? Hazreti Peygamber hilafet benden sonra 30 yıl diyor. 30 yıldan sonraki kısmı ısırıcı, zalim, azgın krallar dönemidir. Bir istisna koymuş. 30 yıl. 2 yıl Ebu Bekir'in dönemi. 10 yıl Ömer'in. 12 yıl Osman'ın. 6 yıl Ali'nin. 30 yıl. Arkasından Muaviye geliyor. Gaspla, tegallupla, hileyle, makyavelizmle, kanla, kılıçla alıyor evladı Resul'den. Ondan sonra oğlunu Yezid-i Mel'uni ebediyi getirip bırakıyor veliaht olarak. Ondan sonra babadan oğula devam ediyor. 91 yıl Emevi hilafeti. Arkasından Abbasiler geliyor. O daha mel'un. Öyle devam etmiş gitmiş. Orada bitmiş. Şimdi 30 yılda bitmiş. Bana filan niye soruyor millet? Hilafet meselesiyle ilgili bu dinin peygamberi demiş. Peygamberin sakalı din oluyor da bu dediği ne olacak? Tarihin en büyük mucize ihbarlarından biridir. Şimdi ben hadisler konusunda çok uydurmalar karıştığı için içine kuşkulu bir adamım biliyorsun. Kılı kırk yararım. Bu hadis üzerinde çok uzun durdum yıllardan beri. Sonuçta yüzyılımızın hadis allamesi denen o cennet mekan, o mübarek insan Elbani, 32 cilttir onun eseri. Böyle büyük boy. 32 cilt. Orada hadisi uzun uzun tahkik etmiş. Bu çıkacak kitapta onun tahkiklerini de göreceksiniz. Hilafet bölümünde. Hadis güvenilirdir. Hesabına gelmeyenler bu hadise sataşıyor diyor. Hadis kritiği açısından dökümünü çıkarmış koymuş önümüze. Şimdi Hazreti Peygamber bunu söylemiş. Biz hilafet meselesinde peygamberi dinleyelim kafi. Atatürk hilafeti kaldırırken tarihe baktı. Atatürk ilahiyatçı değildi. Bak benim ilahiyatçılık kıratım ortada. Evet. Ben diyorum ki bu hadis için yıllarca ben uğraştım. Aman bu sakat olur, güvenilmez bir şeydir. Ben bunun üzerine söz bina edip de milletin önüne çıkarmayayım, kitlelerin önüne. Yeni getirdim, koydum. Bu son çıkacak kitapta. Çünkü mutmain oldum. Atatürk ne yapacaktı? Atatürk tarihi okudu. Ama dehasıyla öyle bir okuyuş ki Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i okumakla geliyor, örtüşüyor. Fıtrat-ı selime dediğimiz işletilen akıl geliyor Cenab-ı Hakk'ın koyduğu koordinatlarla örtüşüyor. Ha şimdi eşeleniyorsunuz. Niye eşeleniyorsunuz hilafet hilafet diye? Emperyalizm istiyor. Emperyalizm istiyor İdrisciğim. Yani geri dönüş. Evet, gayet tabii emperyalizm istiyor. Çünkü ne diyor o emperyalizmin beyin ülkesi babası İngiltere'nin önemli isimlerinden biri. Biz İslam dünyası adına bir kişiyle konuşmak ve meselelerimizi onunla halletmek isteriz. O kişi de demek istediği, bakın bu bir İngiliz istihbaratçısının sözü. Şunu demek istiyor, çözelim bunu.
O kişi ya bizimle uyuşur dediğimiz gibi olur yahut da biz onun icabına bakarız. Ama milyonlarla nasıl uğraşacağız? Milyonlarca nasıl? Milyonlarla nasıl uğraşacağız? Bir tane adamı ya hesabına uydurursun ya yok edersin. O öyle yapıyorlar zaten. Hep öyle yapmışlar. Ama milyonlarla nasıl uğraşacaksın? Doğru. Ha şimdi tekrar oraya getirmek istiyor. Tekrar oraya getirmek istiyor. Ya bir papalık müessesesi gibi benzer hilafet olmaz, kurumu da olmaz. Kur'an buna izin vermez. Evet. Kur'an buna izin vermez. Kur'an senin diyanetine izin vermiyor kardeş. Kur'an senin temel ibadetlerde bile bir liderin maaşlı, tutulmuş, görevlendirilmiş birini ibadetlerin başında istemiyor. Maaşlı imamın kıldırdığı namaz İslam fıkhına göre geçerli değildir. Hiç bunu o yana bu yana çekmesin kimse. İslam fıkhında hiçbir derecede hiçbir müçtehidin bunun geçerli olduğuna dair fetvası yoktur. Ta 14. yüzyıla kadar yoktur. Osmanlı getirdi bunu koydu. Yani şimdi bizim Diyanet Kurumu bu anlamda hata mı yapıyor? Diyanet Kurumu'nu eğer siz bir ilmi akademik kurum olarak bir kontrol, gözetleme, yön gösterme, aydınlatmak olamaz. O namazlar fasit namazlardır. Onların iadesi lazım. Bunu yapamazsınız. Sonra şunu hiç yapamazsınız. Bu tamamen Maun suresi ihlali olur. Bu bir faciadır. Siz camiye hiç gelmeyen adamlardan aldığınız paralarla camiye abone olanlara hizmet veriyorsunuz. Bunu İslam'ın ve hukukun neyiyle izah edeceksiniz? Buna hakkınız var mı sizin? Böyle bir şey o camileri Kur'an'ın tabiriyle zarar veren mescitler haline getirir. Zarar veren mescitler tabiri Kur'an'ındır. Bunu bu millet bilir mi? Ben söyleyene kadar bilmiyordu. Şunu bilir mi bu millet? Peygamberler tarihinde yalnız bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cami yıkan peygamberdir. Hayatında bir tane cami yapmış, bir tane de yıkmıştır. Niye yıkmıştır? Kur'an Tevbe suresinde gerekçelerini vermiş. O da o gerekçelere bağlı olarak yıkmıştır. Zarar veren mescit diye. Mescidi dırar. Onu dırar diye Arapça telaffuz ederler. Kimse anlamasın. Zarar veren mescit. Zarar kelimesini kullanmış. Mesciden dıraren ve küfren ve tefrikan. Tabirlere bakın ya. Yıkılan camiye yakıştırdığı, itham ettiği tabirlere bak. Zarar veriyor. Tefrika yaratıyor. Nankörlük yaratıyor. Takvadan uzak. Yık diyor. La tekum fiyye ebeda. Orada sakın ibadet yapma. O zaman biz camilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekmiyor mu hocam? Hatta camileri gözden yani geçirmeden din olmaz. Bu camilerde kılınan namaz fasit olduğu gibi anlatılan din de Kur'an'ın dini değildir. Yüreği tutan varsa gelsin desin ki yok Kur'an'ın dinidir. Gidelim beraber bir yerde saklanalım. Böyle bir minberin arkasında filan. 3-4 tane konuşma dinleyelim. Hutbe dinleyelim. Ondan sonra konuşalım. Vallahi bu konulara girdik bir şey içerisinden çıkamayacağız. Ben biraz gelen sorulardan da aktarmak istiyorum size ben hocam. Ben şirk kitabını yazdım. Niçin yazdım? Evet. Şirki Allahsızlık ve dinsizlik diye tanıtarak Kur'an'a ihanetlerin en büyüğünü sergilediler. Şirk ne Allahsızlıktır ne dinsizliktir. Şirk bir dindir ve Allah'ı da kabul eder. Şirkin başı olan Ebu Cehil namaz da kılıyordu, hac da yapıyordu, tavaf da yapıyordu, sakalı da vardı, sarığı da vardı, gusül de yapıyordu. Kabe'ye hizmet de ediyordu. Niye Muhammed'le kapıştı? Şirk kitabında bir yer var. Ebu Cehil ile Hazreti Muhammed'in olmazsa olmazları. Olmazsa olmazları nelerdi? Evet. Sen baştan Kur'an'a ihanet ederek Ebu Cehil'i dinsiz, Allahsız ilan edersen Kur'an'ın mesajının %70'i gitti.
İmam Cafer Sadık öyle diyor. Emeviler şirki tanıtmamakla Kur'an'a en büyük ihaneti yaptılar. Neden? Şirki Kur'an'ın anlattığı gibi anlattınız mı? O zarar veren mescitlerin müşrikle dolu olduğunu görüyorsunuz. Maskeli müşrikler. Maun suresi ihlali yapanların tümü müşriktir. Kur'an bunu veriyor. Maun suresi kitabını da yazdım ben. Şimdi siz... Ben örtüştürüyorum. Yanlış algıda... Biraz niye örtüştürüyorsun? Dibine kadar örtüşüyor. Yani ya şu... kardeşim başka nasıl olacak? 100 bin camiden her gün 5 defa ezanın okunduğu bir ülkede dünyada dünya ülkelerinde yolsuzluk, hırsızlık, üç kağıtçılık listesinin ilk 4'ü içinde bir ülke nasıl yer alır? Bu 30 bin camiyle bu bağdaşıyor mu? Bu nasıl bir iştir? Hocam o zaman şekli... Allah'ın muradındaki cami, Allah'a secde edilen cami bu mudur? Secde bu mudur? Ha, Kur'an'dan cevabı buluyoruz. Bakın, Kur'an'a giderseniz bulursunuz cevabı. O bizim solcular var ya onlar. Ah, onlar ne sopalıktır. Onlar yani, zamanında... Yere geldik solculara. Elbette canım. Ben evvela o ümitli olduğum insanları hırpalayacağım. Dinciden mi ben medet umacağım? Ondan bir şey beklemem ben. Liberal denen orta mallarından mı bekleyeceğim? Orta mallı. Ondan da bir şey beklemem. O kim ıslık çalarsa onun peşine gider. Parayı ver yeter. Tabii solcudan bekleyeceğim. Onun ideali var. İlkeleri var. Meselesi var. Bir de dindardan bekleyeceğim. Onun da ideali var. Meselesi var. Şahsiyeti var. İmanı var. İkisinden bekleyeceğim. Ha aynı zamanda dindar ve solcu olursa o zaten Ali Yülala. Ne dediler? Niye okumadınız? Bunları zamanında Kur'an'dan bu koordinatları Türk solu alsaydı bugün biz bu hallerde olur muyduk? Hayır, Türk solu ne yaptı? Türk solu, bakın ben sağcı değilim. Ha solcuyum da demiyorum. Ben Kur'an müminiyim ve akılcıyım. Ama sağcı değilimin altını çiziyorum. Öbürünü ortada bırakıyorum. Şimdi bunları fark etseydiler, sol Türk solu Kur'an dendiği zaman uyuza tutulmuş gibi rahatsızlığından kaşınmaya başlamasaydı Türkiye bu hallerde olmazdı. Kur'an dedim mi? Buyur. Altını çizelim, onun dindarın değil dincinin aradığı. Onu bilir millet. Evet. Sen, ben söyleyince bilir. Dinci dindar ayrımı. Dinci dindar ayrımını Türk diline sokan ben.